Hepinize merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı müfredatıyla karşınızdayız. Öncelikle size küçük bir özür borcumuz var. Çünkü biliyorsunuz müfredat videolarını ayın ilk günlerinde yayınlıyorduk. Fakat bu sefer küçük bir gecikme yaşadık. Fakat hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız. Çünkü önümüzde hala 20-21 günlük bir süre var. Peki bakalım müfredatta hangi konular var? 5 ve 6. sınıfla başlayalım. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Milli Eğitim Bakanlığı EBA müfredatı ile Tonguç Akademi kanallarında yayınlanan EvOkul programı tamamıyla paralel ve aynı konuları içeriyor. 5. sınıflar Türkçe'de parçada anlam, görsel grafik tablo okuma, matematikte veri toplama ve değerlendirme, uzunluk ve zaman ölçme, fende insan ve çevre, din dersinde ise Hazreti Muhammed ve aile hayatı, çevremizde dinin izleri konularını işleyecek. 6. sınıflara geçtiğimizde Türkçe'de parçada anlam, metin türleri, matematikte alan ölçme, çember, fen dersinde vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı, sosyal bilgilerde ise yönetime katılıyorum konularını işleyerek Mayıs ayını tamamlıyor. Evet, 5 ve 6. sınıf müfredatını gördük. Hem 5 ve 6'lar üzerinde hem diğer sınıflardaki arkadaşlarda en çok hissedilen şey şu: artık bu yılı sanki bitirmişiz de önümüzdeki seneye geçmişiz gibi bir hava var. Tabii ki önümüzdeki senenin konularına bakalım ya da önümüzdeki seneyi düşünmeye başlayalım. Fakat hala bulunduğumuz sınıfta işleyeceğimiz konular var. Aynı zamanda geçmiş aylara dair eksiklerimiz olabilir. Lütfen bu konuları halletmeden, aynı zamanda önümüzdeki konuları işlemeden bu sınıf bitti ya havasına girmeyelim arkadaşlar. Her neyse, konuyu daha fazla uzatmayayım. 7 ve 8. sınıf arkadaşlar bekliyor. Onların müfredatını görelim. 7. sınıflar Türkçe'de noktalama işaretleri cümlede anlam, matematik dersinde özel dörtgenler, alan ölçme, çember ve daire veri işleme, fen dersinde canlılarda üreme, büyüme, gelişme, sosyal bilgiler dersinde ise ekonomi ve sosyal hayat, yaşayan demokrasi konularını işliyor. 8. sınıflara geçtiğimizde ise Türkçe'de 5 farklı konu bu ay itibariyle bitiyor. Matematikte dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimler, fen dersinde enerji dönüşümleri ve çevre bilimi, elektrik yükleri ve elektrik enerjisi, inkılap tarihinde ise Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk'ün ölümü ve sonrası bu ayın son konuları olarak göze çarpıyor. Hocalarımızdan bir mesaj var. LGS'ye kalan sürede sıkça deneme çözerek bu denemelerin analizini yapmayı tavsiye ediyorlar. Evet, 7 ve 8. sınıf müfredatı da böyleydi. Sevgili 2007 tayfa, hocalarımızın söylediğini duydunuz. Bu ay içerisinde denemeler ve deneme analizleri çok önem taşıyor. Bu arada bir dipnot açayım. Biraz önce gördüğünüz 8. sınıf müfredatında sadece Mayıs ayı değil, Haziran ayı konuları da yer alıyordu. Neden? Çünkü birçoğunuz okullarınızda bütün LGS konularını işlediniz. Bazılarınız tekrar yapıyor, bazılarınız sadece soru çözüyor. Bu nedenle Haziran ayının konularında Mayıs ayı konularına dahil ettik. 7. sınıflar için de bir tavsiyem olacak. Arkadaşlar, bu yıl LGS'ye girecek arkadaşlarımızı bu süreci çok iyi takip edelim. Çünkü önümüzdeki yıl bu bizim için bir rehber olacak. Bizler kendimizi bir sonraki yıl bu sayede daha tecrübeli hissedebileceğiz. O zaman 9, 10 ve 11. sınıf müfredatı geliyor. 9. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı'nda biyografi, otobiyografi, mektup, e-posta, matematikte üçgenler, fizik dersinde ısı ve sıcaklık, elektrostatik, kimyada ise maddenin halleri, doğa ve kimya konularını işleyecek. Biyolojide canlılar dünyası ünitesinde arkeler ve protistler alemi, bitkiler alemi ve mantarlar alemi gibi konular bulunuyor. 10. sınıflara geçtiğimizde Türk Dili ve Edebiyatı'nda tiyatro, anı, haber metni, matematikte dörtgenler ve çokgenler, uzay geometrisi, fizikte optik, kimyada asitler, bazlar ve tuzlar, kimya her yerde, tarihte ise sultan ve merkez teşkilatı, klasik çağda Osmanlı toplum düzeni konularını işliyor. Geldik 11'lere. Türk Dili ve Edebiyatı'nda tiyatro, eleştiri, fizikte elektrik ve manyetizma, tarihte devrimler çağında değişen devlet-toplum ilişkileri, sermaye ve emek, biyolojide ise insan fizyolojisi, komünite ve popülasyon ekolojisi konularını işleyerek Mayıs ayını tamamlıyor. Evet, 9, 10 ve 11. sınıf müfredatını da gördük. Özellikle lise grubundaki arkadaşlarda bu pandemi dönemindeki bıkkınlık sanırım diğer sınıflara göre çok daha üst seviyede. Burada verebileceğim şöyle bir tavsiye var. Arkadaşlar, evet, şu an güzel bir dönemden geçmiyoruz belki. Fakat şu an rehavete kapıldığımız, bir köşeye bıraktığımız tüm dersler birkaç ay sonra karşımıza çıkabilecek. Ve birkaç ay sonra ne olacak biliyor musunuz? Pandemi dönemi zayıflayacak, belki de bitecek. Bizler ise artık dışarı çıkmaya başlayacağız, sosyalleşmeye başlayacağız ve derslerden iyice kopma ihtimalimiz ortaya çıkacak. Hatta kendi kendimize belki şöyle diyeceğiz: ya şöyle 2-3 haftalık bir kapanma olsa da eve gidip ders çalışabilsek. Çünkü artık kendimize vakit ayırabiliyoruz, derslere ayırdığımız vakit gittikçe azalıyor. Bu nedenle belki de pandeminin son aylarını daha verimli geçirmemiz bir sonraki aylarda bizi rahat ettirecektir diye düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle 9, 10 ve 11. sınıf arkadaşlarımızın zaman zaman konu eksiklerinin çok fazla olduğunu düşünüyorum.
Bu konudaki düşüncelerinizi de yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, Mayıs ayı müfredatını görmüş olduk. Haziran ayının başında inşallah tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.